Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz. Öncelikle birkaç videodan beri boynumda boyunluğumu görüyorsunuz ve bana iyi dileklerde bulunuyorsunuz. Sizlere bunun için çok teşekkür ederim. Kısaca bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bundan 5-6 yıl önce geçirmiş olduğum bir trafik kazasında boynumu ciddi derecede incitmiştim. İlerleyen zamanda ansızın çıkan bir ağrıyla 15 gün önce gerekli teknikler yapıldı ve doktorlar bana boyun fıtığı tespiti koydu ve bununla ilgili 15-20 gündür bu boyunluğu takıyorum ve geçen pazartesi günü ameliyat oldum. Şu anda sağlık durumum çok iyi. Arayan, soran, telefondan ulaşan, mesaj yazan bütün takipçilerime, bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi niyetleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Arkadaşlar bu videoyu size şunun için hazırladım. Telefonda bana abi benim hayvanım her nedense 4-5 defa oldu tohumluyorum ama tutturamıyorum. Tohumlamadan olumlu bir netice alamadım. Ne yapmam gerekiyor diye soruyorsunuz. Şimdi bu konuda size bulunmak istediğim tavsiye şudur arkadaşlar. Hayvanınız doğal yöntemle yani senkronizasyonla ya da pirit yöntemiyle değil de doğal yöntemle tohumladık, tutmadı. Birinci denememizi yaptık, tutturamadık. İkinci denememizi yaptık, tutturamadık. Üçüncü denemeyi kesinlikle ve kesinlikle hayvanımızı sağlık muayenesinden geçirmeden tohumlama yapmıyoruz arkadaşlar. Aslında daha ilk tohumlamada veteriner arkadaşlarımız tohumlamayı yapmadan önce hayvanımızı ultrasonla muayene etmesi gerekiyor. Kızgınlığı gördük. Veteriner arkadaşımız tohumlamaya geldi. Ultrason ile hayvanımızın rahimine, üreme yollarına, içerisine ultrason muayenesiyle bakıp hayvanımızın İçerisinde herhangi bir iltihaplanma var mı, yağlanma var mı, kist var mı ve ovaryum büyüklüğü ne ölçüde diye bakıp tespit etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu normalde hayvanımızın ilk defa olan kızgınlığında bakıp tohumlamayı ondan sonra yapması gerekiyor. Ama maalesef bu konu atlanıyor. Sonra birinci tohumlamamızı yapıyoruz, hayvanımız tutmuyor. İkinci tohumlamamızı yapıyoruz, hayvanımız tutmuyor. Üçüncü de bir kere kesinlikle tekrar denemememiz lazım arkadaşlar. Konusunda uzman, işine hakim olan, sahada tecrübeli olan veteriner bir arkadaşımızdan yardım istiyoruz. Ve ultrason muayenesiyle yapması gerekiyor bunu kesinlikle. Çünkü elle yapılan rektal muayenede bunu tespit etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Ultrason cihazıyla yaptığı muayenede İçerideki yağlanmayı, içerideki iltihabı, içerideki kisti görebilir. Bunlardan herhangi bir şey oluşmamış ise içerideki ovaryumun büyüklüğünün çapı çok önemli. Ovaryum çapı küçükse bununla ilgili farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Tedavi yöntemi uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bizim hayvanımızda kist olabilir, yağlanma olabilir, ovaryum büyüklüğü doğru şekillenmemiş olabilir. Biz tohumlamalara devam ettiğimiz sürece bizim hayvanımızın tohum tutma şansı yok arkadaşlar. Şimdi sonra deniyor ki biz hayvanımızı 4 defa 5 defa veterinere tohumlattık. Bu sefer de boğa deneyeceğiz. Şimdi bizim hayvanımızda az önce söylemiş olduğum bulgulardan herhangi bir tanesi varsa bunu boğa da yapsa arkadaşlar sonuç aynı olur. Bizim hayvanımız gene de tutmaz. Ama hayvanımızı muayenemizi yaptık. Hayvanımızda herhangi bir bulguya rastlamadı veteriner hekim arkadaşımız. Ovaryum çapımız da çok çok güzel. Ve biz ne yapıyoruz? Bunların hepsi yerli yerindeyse, her şey yolundaysa demek ki biz hayvanımızın o zaman kızgınlık süresini kaçırıyoruz. Çünkü hayvanları sabah kızgınlığını gördüysek akşamüstü kızgınlığını gördüysek yarın sabah tohumlanması gerekmektedir arkadaşlar. Kızgınlığı gördüğümüz anda hayvan tohumlanmaz.
biz kızgınlık takibini doğru yapamamış isek bu sebepten ötürü de hayvanımızı tohum tutturamayabiliriz. Doğal yöntemle yapılan kızgınlıklarda, tohumlamalarda işte boğayla düvemiz baş başa olduğu için hayvan boğayla birleşeceği doğru zamanı kendisi tespit edebiliyor. Kendisi biliyor. Boğa da buna göre hareket ediyor ve erkekle dişi randevulaşıyorlar. Bu belirgin bir saate ulaştığında da birleşme gerçekleşiyor. Ondan sonra hayvanımız gebe kalıyor arkadaşlar. Şimdi burada kullanılan spermayla diyorsunuz bazen de işte abi sperma bilmem kaç miligram basılıyor. Boğa var gücünle yüklendiği için çok çok sperma bırakıyor. O yüzden hayvanımız gebe kalıyor. Bununla alakası yok arkadaşlar. Bizim hayvanımızda eğer kist, efendime söyleyeyim iltihaplanma, yağlanma varsa ya da ovaryum büyüklüğü yeteri kadar büyük değilse biz bu hayvanı ister boğayla eşleştirelim, isterse sperma yöntemiyle, sunni yöntemle tohumlamaya çalışalım. Bizim hayvanımız döl tutmaz arkadaşlar. Bunu neden anlattım sizlere? Birçok kişi bana diyor abi 4.'ye, 5.'ye, 6.'ya denedim. Ya arkadaşlar bu bir ekonomik mesele. Bugün en ucuz tohumlama veteriner hekim arkadaşlarımızda 150 TL. Bu da bize bir maliyet yaratıyor. Halbuki bunu bu şekilde yapacağımıza daha ilk kızgınlığında rektal muayenemizi ultrasonla uzman, konusunda uzman, tohumlamaya çok hakim olan, saha başarısı yüksek olan bir veteriner arkadaşa bu işi yaptırırsak o arkadaşımız gelip gerekli bütün önlemleri aldıktan sonra bizim hayvanımızı tohumlayacaktır ve sonuçta başarılı olacaktır arkadaşlar. Bunu da size bu kısa videoyla bilgi vermek istedim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.